Şimdi Mauro Icardi iki gündür yine gündemde. Arjantin basında çıkan River Plate iddiaları ortada biraz karıştırdı diyebiliriz. Biz de bunu haberleştirdik. sporda konuşuyoruz, burada konuşuyoruz. Her yerde şu an gündem bu. Milyarada en çok konuşulan konu. Ama şunu belirtelim. Birçok açıdan oturmayan bir haber bu bende. Neden oturmayan bir haber? Bir, işin ekonomik kısmına baktığımız zaman Icardi'nin buradan kazancı net 10 milyon euro. Bakın net 10 milyon euro yani vergisiz. Şimdi dünyanın herhangi bir yerinde bu maaşı alabilmesi için Mauro Icardi'nin önüne 17-18 milyon euroluk bir sözleşme konması gerekiyor ki net kazancı 10 milyon euro olsun. Bir kere Arjantin'de herhangi bir oyuncuya böyle bir para verilmesi söz konusu değil onu belirtelim. Zaten haberde şöyle bir ayrıntı var. Icardi'nin maaşında bir indirime gitmesi durumunda bu transferin gerçekleşebileceği belirtiliyor ki İşin ekonomik kısmında bu çok mümkün gözükmüyor. Ha diyelim ki Mauro Icardi parayı bir kenara itti. Parayı düşünmedi. Ama o zaman da Arjantin onun için doğru adres mi? Yani biz hep şöyle düşünürüz. Arjantin ülkesi ve orada mutlu olur. Hayır. Yani açık konuşalım. Icardi ülkesinde çok sevilen bir sima değil. Onu belirtelim yani. E, Milli takımda oynamama sürecini çok net biliyoruz. Messi faktörüyle beraber. Özel yaşantısındaki bazı problemler Arjantin'de onu çok sevilen bir sima değil de e, çok fazla sevilmeyen bir sima haline getirmiş durumda. O yüzden de hani oraya gitti. Arjantin halkı işte onu sahiplenecek. Hayır, böyle bir şey söz konusu olmayacaktır. İşte Icardi de bunun farkında. Yani o yüzden de Icardi'nin kariyerini Arjantin'de sürdürmesi şu anda söz konusu değil. Ekonomik kısımda zaten böyle bir problem var. Yani dolayısıyla zaten gündemde Icardi'nin ayrılığı yok. O yüzden de ben Icardi River Plate haberlerini Biraz etkileşim üzerine yapılmış haberler olarak görüyorum. Çünkü şu anda siz bir Icardi haberi yaptığınız zaman bizde konuşuluyor. İtalyan basında konuşuluyor, Fransız basında konuşuluyor. Dolayısıyla bayağı büyük bir kesimde etkileşim uyandırabiliyorsunuz. O yüzden ben kesinlikle Icardi'nin ayrılmasının gündemde olmanı rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi hemen şöyle bir sorulara görüşlere bakıyorum. Murat Tombaş demiş ki Icardi beslenmiyor. 10 numara hatta 8 numara pozisyonuna geliyor top almak için. E, bu da bir sorun demiş. Mert Kemal Mauro Icardi'yi çok seviyoruz. inşallah gitmez Onur Bey e, yorumunu yapmış. Ya ben o görüşün bir kısmına katılıyorum. Yani Icardi kötü oynuyor çünkü beslenemiyor kısmı. Evet bir miktar doğru olabilir. Galatasaray'ın e, şu anda 9 numaraları besleme konusunda çok mahir bir takım olmadığını söyleyebilirim ben de ki. Osimen de bu sıkıntıları yaşıyor. Yani Osimen'in Napoli'deki ceza sahasında topla buluşma sayısına bakalım. Galatasaray'da daha düşük bu sayı. Ama şöyle bir problem var. Yani Icardi için hani sadece topla buluşturulamıyor. Bu yüzden formsuz dersek işi yanlış yanlış analiz etmiş oluruz. Bir kere Icardi'nin mental olarak problemler olduğu kesin. Mutsuz yani eşiyle ilgili yaşadığı sorunlar mutlaka buna etkendi. Çünkü e, Van Wanda e, duyduğu aşk gerçekten de Mauro Icardi'nin e, tabii ki herkes e, eşine aşık ama e, Mauro Icardi gibisini çok az gördüm ben. Orada biraz saplantılı bir durum var sanki Icardi cephesinde. Yengem izlemesin. <laughs> Hayır yani. Icardi kadarını çok az gördüm derken. Saplantı var ama işin içinde bence. Yani ciddi bir saplantı artık olay. Yani biraz açtan daha farklı bir seviyeye ulaşmış durumda. Dolayısıyla Vandana arayla bir sorun olduğu zaman bu Icardi direkt yansıyor şu anda. Bunu çok net gözlemleyebiliyoruz. Yani karıştırma şu an ortalığı yani. <laughs> başım belaya soktu severim miksarlık yapmayı peki devam edelim şimdi Kadir Serbest demiş ki baskı yapan takımlar Galatasaray için sıkıntı oluşturuyor buna çözüm bulmak lazım yoksa bu sonuçlar hep olur buradan şuna bağlayacağım milli aradan önceki son iki maçta bunu gözlemledik bunu nasıl tersine çevirecek Okan Buruk aynen şimdi Kasımpaşa maçında yenen 3 gol var 3-0'dan 3-3 Rigas maçında yenen 2 tane gol var Artı Alanya maçının ikinci yarısında ciddi problemler yaşandı. Şimdi e, bunu birkaç kez ifade ettim, tekrarlayayım. Şimdi Galatasaray'ın en net problemlerinden bir tanesi 9 ve 10 numarasının yani Icardi ve Mertens'in fiziksel problemleri ve şimdi Galatasaray'ın öyle bir oyun yapısı var ki Okan Hoca'nın direkt aslında tam tersi bu iki oyuncunun fiziksel durumunun tam tersi direkt fiziksel anlamda çok yüksek direnç, fiziksel anlamda çok yüksek seviye isteyen bir oyun planı bu ön alan presi, kaybedilen topların hemen geri kazanılması, savunmayı önde kurma, sürekli temas, ikili mücadele. E şimdi dolayısıyla sizin iki tane oyuncunuz bu anlamda problem yarattığı zaman Galatasaray'ın direkt takım savunması düşüyor. E burada yapılacak tek şey var. Aslında iki şey var. Ya hoca kendi oyun planında bir rötuş yapacak. Ön alan baskısını bu kadar yoğun yapmayacak Galatasaray, İKD ve Mertens varken. Ya da hoca Mertens ya da Icardi'den birini ki bu Mertens olacaktır, Icardi'nin yedek kalması söz konusu bile değil. Mertens'ten hoca bir şekilde daha farklı faydalanıp orada farklı bir oyuncu, o simen kullanılabilir ya da başka bir oyuncu kullanılacak. Yani Galatasaray'ın fiziksel direnç konusunda e, takım seviyesini yükseltmesi gerekiyor. Çünkü hocanın isteklerini Icardi ve Mertens takım karşılayamıyor. Ne oluyor böyle olunca? İki futbolcunun görevini diğer futbolcular yapmaya kalkınca 8 tane futbolcu işte aşırı yük, yorgunluğa sebebiyet veriyor. Bir saatten sonra takım düşüyor oyundan. İşte Kasımpaşa maçında bu oldu. ligas maçında bu oldu. Alanya maçında bu oldu. Yani e, Galatasaray'da dediğim gibi roller eşit paylaşılmıyor şu an enerji anlamında. Yani Icardi ve Mertens e, ön alan baskısında, kaybedilen topların geri kazanılmasında diğer oyuncular kadar aktif olmayınca Kalan 8 oyuncu ekstra ekstra yoruluyor. Bu durumda takım olumsuz yansıyor. Milli ara sonrası Okan mutlaka bu konuda biraz dokunuşlar yapacağını düşünüyorum ben. Gelelim Osimhen'e. Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağına. Şimdi bugün sabah gazetesinde de bir haber var. O da Osimen'in Galatasaray'da özellikle Ocak ayında gitmeyeceği, Galatasaray'da kalacağı yönünde. bir yandan Galatasaray taraftarının hayalinde tabii bonservisiyle birlikte almak var ama ee, ben de sezonu Galatasaray'da tamamlayacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Ya tabii herkes ister Osimen Galatasaray'da e, daha uzun yıllar oynasın. E, ama açık ve gerçekçi konuşmamız gerekiyor. Galatasaray'ın Osimen'in bu on alması imkansız. E, yani ne kadar bu konuda iyi niyetli düşünürseniz düşünün. E, ne kadar olumlu yaklaşırsanız yaklaşın olaya Galatasaray'ın böyle bir rakamı vermesi imkansız. Kaldı ki Diyelim ki Galatasaray'ın böyle bir ekonomik gücü var ama tek bir oyuncuya bu rakamın verilmesi de yanlıştır zaten. Doğru bir planlama değildir bu. Ee, o yüzden de burada yapılması gereken şu bir kere bunu düşünmeden, sezon sonu düşünmeden o simenin varlığının tadını çıkartmak gerekiyor. Yani en basit yapılması gereken bu. Hani bazen sonunu düşünmemek gerekiyor, anı yaşamak gerekiyor. Şu an Galatasaray taraftarının yapması gereken bu. O simen var ve bunun tadını çıkartın. Ama devre arası ayrılık ben de asla böyle bir şey düşünmüyorum. Tabii ki böyle bir ihtimal var mı var. Her şey Galatasaray'ın elinde değil. Yani şunu belirtelim. 75 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi var ama bu Napoli ile yapılan anlaşma için geçerli. Yani herhangi bir kulüp devre arasında 75'i verdi o simeni alamıyor. Burada mutlaka Galatasaray'ın bir onayı gerekiyor ama şu olabilir en kötü ihtimalden bahsediyorum. Bir teklif geldi o dedi ki ben gitmek istiyorum. O zaman Galatasaray'ın çok fazla yapacağı bir şey kalmaz. Yani burada durmak istemeyen bir oyuncu tutamazsınız ama Osimen'in buradaki varlığından ne kadar mutlu memnun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla devre arasında bir ayrılık beklemiyorum ama sezon sonu için de taraftarların beklentiyi doğru ayarlaması gerekiyor bence. <laughs>